yapıyorlar mı? Kale mi yapıyorlar Ahmet? Ben de değil vallahi. Bilmem patlasın. Tamam da. Evet sevgili dostlar, şu anda yumurtalıktayız. Yumurtalıkta benim dayımın kızı var. Onu ziyaret ettik. Sağ olsun bize ev sahipliği yaptı. Ve bizi denizin kenarına getirdi. Evet abla, seni bir tanıyalım bakalım. Sana kim derler? Bana mı? Fatma Yahşi derler. Sefa Yahşi'nin eşi. Hacali Yahşi'nin kızı. Hacali Yahşi'nin dayının kızı. Yani benim dayımın kızı. Evet. Amcamın, evet. Şey, dayımın oğlunun da eşi. Evet. Her taraftan akrabayız. Akrabayız, evet. Ben sana dayımı sorayım ya. Sor bakalım. Dayımı şöyle bana bir kısaca anlatacak olsan ne anlatırsın? Nasıl anlatırım? Çok iyi bir baba, çok iyi bir eş. Sevgi dolu bir insan, akraba düşkünü. Başka ne diyebilirim? Mükemmel bir insandı. Dayımın böyle hayatı fıkra gibiymiş, öyle mi? Öyle derler, evet. Anlatırdı ara ara. Anlatırdı, fıkra evet, gibi hayat. Evet. Siz Ceyhan'a yerleşmişsiniz, Sayınbeyli'den evet, gelip. Evet, evet. Baba iş görevi gelmiş, ben 1 yaşındaymışım, gelmişiz. Ondan beri hep Ceyhan'da kaldık. Memleketi Sayınbeyli ama biz uzun yıllar sonra öğrendik memleketimizi. Hep Ceyhan olarak hep bildiniz. Hep Ceyhan olarak bildik, evet. Şey, anneniz de Sayınbeyli aslında. Evet, annem de oralı. Anne de Sayınbeyli. Annene evet. Kim derler? Anneme mi? Gelin Fadıma'nın kızı derlermiş. Gelin Ömer Fadıma'nın hocanın kızı. Ha, Ömer hocanın kızı. Evet. Yani Sayınbeyli de şu anda Ömer hocanın olarak belki bilmezler de. Dayıların var mı? Ahmet dayım var. Bankacı Ahmet derler. Onun ha, bankacı Ahmet senin dayın. Evet, benim dayım. Onun da yeğenim. Yani bir taraftan bankacı Ahmet'in yeğenisin. Evet. Bir taraftan Sayınbeyli de şu anda herkesin bildiği Mehmet Yahşi'nin yeğenisin. Yeğenim, evet. Ve sen şu anda nerede yaşıyorsun abla? Ben şu anda Balıkesir'de yaşıyorum. Burası yumurtalıkta ne yapıyorsun? Burada da yazın geliyorum. Bu sene uzun kaldım pandemiden dolayı. Uzun süre kaldım, ama evet. Balıkesir'de yaşıyorsun. Evet, Balıkesir'de yaşıyorum. Rahmetli eşin Sefa abi de emekli öğretmen, emekli müfettiş. Evet. Onu da Allah rahmet etsin. Evet. Rahmetle analım. Evet. O da çok güzel bir insandı. Evet. Sefa abiyle ilgili iki cümle alayım ya. İyi bir eş, iyi bir baba, iyi bir insan. Mükemmel. Kötü bir şeyini görmedim. Diyemem. Peki sen Sayınbeyli de seni tanıyanlara ne dersin Allah? Beni çok tanıyan olduğunu zannetmiyorum. Tanıyan varsa sizin gibi vasıtayla tanıyan olur. Herkese sevgiler, selamlar. Ayşe var, Ayşe tanıyor. Dayı, halamın oğlu Ahmet tanıyor. Başka kim var beni tanıyan? Tanıyan mutlaka çıkacaktır. Çıkacaksa bir de herkese selam çocuklarına olsun. Çocuklarına bir selamın var mı? Çocuklarım, kızımı, torunumu çok özledim. Balıkesir'e selam, sevgiler. Oğluşum da yeni geldi yanıma. Onu da çok seviyorum. Oğlunu da yanına alalım. Geç bakalım. Hadi gel, bakalım. Kuzucuğum. Oğlunu da. Gel, evet. Ya. Oğlu da evet. Çağatay. Çağatay ne yapıyor? Hatta İngilizce öğretmeni, Adana'da çalışıyor. Adana'da İngilizce öğretmen olarak görev yapıyor. Evet, daha önce Tufanbeyli'de de çalıştım. Aha, Tufanbeyli'de çalıştın. Yani ata toprağında, dede toprağında çalıştın. Hangi köyde çalıştın? Yamanlı köyünde. Yamanlı köyünde. O zaman Toroslarlarına da sen bir selam söyle. Selamlar Toroslara. Biz de sizleri tanımaktan, sizleri tanıtmaktan mutlu olduk. İyi ki varsınız diyoruz. Bir de el sallarsanız sevinirim. Evet. Hoş geldiniz. Geldiğiniz için çok mutlu olduk. Çok teşekkür ediyoruz. Her zaman bekleriz. Şu yanımızda duran Akdeniz'de dalgalarını vuruyor. Ve dalgalarını biz onların izliyoruz. Evet, Akdeniz'den, yumurtalıktan selamlar, sevgiler.